Kayıtta mıyız? Arkadaşlar merhaba. Bugün Kadıköy Barlar Sokağı'ndayız. Göster. Zaten biliyorsunuz buraları. Şimdi burada birçok mekana gideceğiz. 4-5 mekan gezeceğiz. Ben sizi götüreceğim buradaki barlara. Bunların şimdi ilk olan Passenger'a gidiyoruz. Burası bizim mekanımız. Şöyle söyleyeyim, bir müdavim barı diyebilirim. Genelde böyle oyuncu arkadaşlar, senaristler, yönetmenler falan özellikle böyle haftanın belirli günlerinde burada otururlar, beraber organizasyonlar yapılır. Buraya da defalarca geldiğim yakın arkadaşım, hepinizin de sevdiği Duy Beni dizisinin yönetmeni Ali Balcı'yı çağırdım. Sürpriz konuklar, sorular, bir şeyler de olacak. Hadi şimdi oraya gidelim. Say, Tommy. Say. Çak klaketi. Çak. Hocam hoş geldin. Teşekkür ederiz efendim. Beni kırmayıp mekanımıza geldiğin için. Geliyor musun hiç buraya daha önce? Passenger evimiz. Hasan babamız mı? Hasan babamız. Aynen. Sevdiğimiz bir mekan. Abi. Ben şimdi bu videonun öncesinde mekanı anlattım tabii. Özellikle davet etmek istedim. Evet. Geldiğin için. Yabancılık hissetmediğim. Evet abi. Aynen. İyi oldu. Teşekkür ederim. İyi evet. Bir iş yaptın. Bitti. 20 bölüm. Temiz böyle paket bir iş oldu. Şu aralar neler yapıyorsun? Ne vallahi işte dediğin gibi güzel bir iş oldu. Evet. İçimize seni çok güzel arkadaşlar sektöre kazandırdık evet. Falan filan. Bir tık yorucu da geçti ama çok fazla dinlenmeye de vaktim olmadı aslında. Biraz dinlenmek istiyordum. Şimdi yeni bir şeyler okuyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Yeni yakında bir şeyler döneceğiz. Var. Evet. Genelde oyuncuları davet ediyorum. Onlara böyle soruyorum işte setler işte nasıl gidiyor, mesela şikayetleriniz neler falan diye. Şimdi bir de yönetmen tarafına sormak da eğlenceli olacak. Ne kadar sürüyordu mesela? Bir yönetmen olarak haftanın kaç günü çalışıyordun, kaç saat çalışıyordun? Vallahi şimdi zaten bu tür işlerin ya da genel olarak işlerin doğasında şey var ya, ilk bölümler tabii biraz daha full kapasite çalışıyorsun. Çünkü karakter çıkarma, işte mekan dili, reji dilinin oturması falan filan. Sonraları biz 5 iş günü, 2 gün repoya geçmiştik. Kaç saat çalışıyordunuz? Yani 12'yi de tutturmuştuk ama tabii başlarda bu olmuyor yani. Ama böyle 7. 8. bölümden sonra işte 12 saatler, 2 gün repolara falan oturuyor yani. Ya çok iyi canım. Evet. Peki hala setlerde 12 saat, 15 saat çalışma durumu devam ediyor mu? Ediyor. Değil mi? Ediyor. O işin kalitesiyle ya da işte yapımıyla mı ilgili, yoksa işte yönetmeni... Ya çok mesela fazla parametre var ama tabii temelde bütün şey yönetmene kesiliyor. Yani yönetmen hızlı çekiyor ya da yavaş çekiyor oluyor. Evet. Yani bütün oradaki değişen parametreleri de düşünülmüyor yani. 150 dakikayı kimse dert etmiyor da bu yönetmen yavaş oluyor mesela. Tamam yavaş da neye göre yavaş? Kime göre yavaş yani? Hani, hızlı çekeceğim deyip kaliteden evet, yani, ödün verip... Yani evet ama işte başlarda zaten bu mümkün değil yani. Bunu yapıyorum diyen de bence yalan konuşuyordur. Ama 4. 5. bölümden sonra buralara geçiliyor. Çünkü karakterler oturmuş oluyor. İşte ekip birbirini tanımış oluyor. Teknik dil oturmuş oluyor falan. Doğru. Doğru aynen. Yani ondan sonrası olmuyorsa orada bir sıkıntı olabilir ama kafadan beri ilk 4-5 bölüm olmaması çok normal ve şey bu şartlar altında yani. Ali Balcı nasıl bir yönetmen? Hızlı mı yavaş mı yoksa nasıl tanımlarsın? Ya bunu benim söylemem biraz şey olur. Oyunculara soralım. Oyuncuları da yani bu ara... ortalama diyelim ya. Biz az da olsa çalıştık zaten Kırmızı Oda'da. Evet. Ben biliyorum aslında nasıl bir yönetmen olduğunu. Sen cevap verseydin buna. Şimdi burada yanımdasın diye de söylemeyeceğim ama yani birçok sette de bulundum. Ne kadar arkadaş da olsak sete girmek, orada yönetmen oyuncu ilişkisi, biraz işin kaliteli olması için yaptığımız oradaki emek başka bir şey. Yani karşımdaki oyuncuyu ilk defa tanıyorum, seninle ilk defa çalışıyorduk ve ona rağmen senin bir yönetmen olarak mesela gelip hemen beraber ezber almamız, oyunları beraber geçmemiz inanılmaz rahatlatmıştı. İyi süper, ne güzel yani, böyle evet. Düşünüyorsan. Şimdi oyunculara şeyi soruyordum genelde, unutamadığım bir audition'ın var mı diye. Audition'ları genelde izliyorsunuz değil mi siz de? Ben kendi adıma hepsine bakıyorsun. Evet. Süper. Mümkünse de yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum vaktim varsa. O zaman oyunculara sorduğumu buradan sana güncelliyorum. Unutamadığın bir audition var mı diyordum. Bu da şey işte, izlediğin zaman gerçekten çok etkilendiğin bu kim ya falan oluyorsun değil mi? Yani oluyorsun ya, derken oluyor yani. Hep olmuyordun. Çünkü şöyle bir şey var ya orada, şimdi bu kadar bir metin veriyorsun, gönderiyorsun. Ya genel hikayeyi bilmiyor, karakterin gidişatını hiçbir şeyi çoğu zaman bilmiyor. Çoğu zaman hiçbir yani, şey bilmiyoruz. Bir sayfanın içinden atıyorum bu bir kavga sahnesi ise, aşk sahnesi ise, ağlama sahnesi ise oradan eğer bir şey bulmuşsa bir damar mesela, o benim çok ilgimi çekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum mesela, atıyorum böyle bir YouTube programına konuk olmuş birini oynayan adamın metni gitmiş. Bakıyor oradan. Oradan mesela bir şey yakalıyorsa eğer sadece o bir sayfadan, işte o benim bir ilgimi çekiyor. Ya, süper. Diyor ki bu adam demek ki bir şeyler bilse ya da bu kadın bir şeyler olacak yani hani. Oradan bile kendi yorumuyla bir şeyler çıkarabilecek kadar
yorum şeyi olması benim için iyi bir kriter oluyor. Hı. İyi bir oyuncu olmak için ne yapılmalı diye bir sorum var. Bunun da bir sürü tabii dinamiği vardır ama yani senin gözünden bence soruyorum. Yani bu sadece oyuncu özelinde, buna çok genel bir cevap veriyor evet. O zaman. Yani sadece oyuncu özelinde değil, iyi oyuncu olmak da, iyi yönetmen olmak da, bir şey iyi olmak için önce iyi insan olmak gerekiyor bence ya. Bu kadar genel soruyorum. Bu bizim Müşfik hocamızın lafıdır. Buradan Müşfik Kentler'in öğrencisi olanlar bilirler tabii. Direkt lafı budur. Önce iyi insan olun çocuklar. Çok iyi mutlu oldum şu anda. Evet yani. Kesinlikle. Müşfik Hoca gayet bakabiliyorsak. Müşfik Hoca'nın hayatım. Bütün öğrencileri bunu izleyenler eminim biliyorlar. Süpermiş yani. Abi. İlk derste yani, ilk lafı odur yani. Evet doğrusu da bu değil mi zaten? Kesinlikle. Yani. Ben öyle çok düşünüyorum doğru. Ama. İyi oyuncu olmak, biraz daha özele ineceksek de çalışkanlığı bu işi gerçekten istiyor olmak ve biraz da yetenek. Hı hı. Kırmızı Oda bir yönetmen için şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki setlerde bir sürü oyuncuyla çalışıyorsun ama o her daim her bölümde değişen bir oyuncu kadrosu ve hepsi yıldızlar karması evet, gibi. Evet enteresan bir tecrübe. Projeydi evet. Için. Onu özellikle konuşmak isterim yani. Erkan Petek Kayası gidiyor, Ayça Bingöl'ü orada geliyor. İşte Meltem Cumbulu gidiyor, işte Koray Kadir Asif geliyor. Yani hakikaten öyle bir kadrosu vardı. Bir yönetmen olarak orada öyle çalışmak nasıl bir şey? Bir kere çok keyifli. Şimdi şöyle yani çok fazla çünkü ben şeye de çok inanıyorum yani oyunculardan biz de bir şey alıyoruz. Tabii bu kesinlikle. Arada yani. Aha. Hani karşılıklı bir etkileşim işi olduğu için bu. Dolayısıyla hani böyle 4-5 projede karşılaşabileceğin isim ve kalibredeki yetenekteki oyuncularla bir projede karşılaşıyor olmak evet işte. Büyük bir yani şans gibi de oluyor yani. Hani tanıyorsun işte yorum farkına bakıyorsun. Olaylara bakış açısına bakıyorsun. Kırmızı Oda'dan önce çalıştığın oyuncuların içinde tek Erkan Petekkaya var galiba değil mi? Ben Erkan abiyle 4 iş çalıştım. 4 iş. Evet. Paramparça. Kırmızı Oda ikisini biliyorum. Bir de Fox'ta bir iş daha vardı evet, galiba. Kayıt dışı diyebiliriz. Kayıt dışı. Öbürü 4. Vurgun diye gene Fox'ta bir iş Vurgun. Yaptık. Uyumunuz o zaman 4 işte. Ben Erkan abiyi severim ya. Yani ben kalbinin temiz olduğuna inanırım yani. Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor gibi bir yerde. Ben seven taraftayım ve... İyi bir insan bence. Sadece her doğru her yerde söylediği için başı derde giriyor o kadar ya. Şey, o güzel laf. Evet evet. Hayatının en motive ve en karamsar dönemi. Motive dönemi kırmızıların başları diyebilirim. Cem Hoca'yla çalışacaktım, Cem Karzi'yle. İstiyordum onunla da çalışmak yani. Bir projeyi çok sevmiştim. Orada iyi bir motivasyonum vardı. Çok da işime yaradı diye düşünüyorum. Karamsar bir adam olmadığım için spesifik bir örnek veremeyeceğim ya. Başka da çok anlıktır yani. Şimdi sana bir de sürpriz başka sorularım da var. Onlar da Duy Beni ekibinden sağ olsun arkadaşlara biz ulaştık. Onlar da sana oyuncular sorular hazırladılar. Sana o soruları da soracağım. Hadi bakalım. Birazdan falan. Duy Beni de sette başınıza gelen böyle unutamadığınız bir anı sorayım ilk başta. Çok fazla fan şeyi olduğu için insanlar artık çocukları görebilmek için ajanslara yazılıp yardımcı oyuncu diye geliyorlardı falan böyle. Oo. Gerçek kolejiydi okuldan adı falan. Orada böyle değişik değişik tipler görmüştüm. Kocaman kocaman kadınlar falan. Gizlice gidip kostümlerle o kalabalığın içinde kaynaşıp sakallı sakallı çocuklar falan. En komik o diyebilirim. Yani. Bir böyle kadre... Bu kim falan? Oğlum, sizin seçmediğiniz falan mı geliyor? Ya ajansla falan. Geliyorlar. Ajansla yazılmış ama o kalabalığın içinde kaynıyor. Çünkü 50 kişi 60 kişi aynı anda giyiniyor tabii, ya tabii, okulun tabii, bahçesindeki tabii, yardımcı tabii. Oyunculara. Böyle sakallı falan bir birini görmüştüm. Bu ne lan falan. Kim bu? O kim? Hani rejinin de falan gözünden kaçtı. Güzel. O komikti ya. Sırf oyuncuları görebilmek için ya. Sakallı. Lisede değil mi? Evet. Bir tane siyahi bir arkadaşımız da yine evet. Fanlardan araya kaynamıştı yani. Giyinip okul üniformalarını. Ama benim kafam açtı o biliyor musun? Dedim biz niye dedim böyle birini veriyoruz? Çünkü sonuçta özel okul yapıyoruz abi. Ha, evet. Yani Nijerya Başkonsolosu'nun kızı olabilir yani bizim okulda okuyabilir yani. Evet. Benim ilkokulda vardı mesela. Öyle evet mi? İşte yani çok da gerçek bilmiyorum ki yani. Evet. Sana 3 tane yönetmen sorsam fazla mı olur? Ne bileyim yani bu mesleği başladığından bu yana takip ettiğin, sevdiğin günümüzde olur. Yerli yabancı? Hiç fark etmez. Genç yetenek olur, yeni gelenler olur. Ya klişeye düşeceğim ama ya Scorsese'yi çok severim. Babamızdır. Atamızdır. Evet yani önderimizdir. Bağımsızcılarda ben Zeki Demirkubuzcu'yumdur. Varsa bir tane daha. Diziden söyleyeyim o zaman. Hadi. Diziden iki tane söyleyeyim o zaman. Birini biliyorum galiba söyle bak. Söyle kim? Kesin biri Cem Karıcı. Tabii. Yani kesin. Yeri çok ayrıdır. Diğeri de Altan abidir yani. Yani bize doğru. Mesleğin her şeyini öğreten. Öğreten. Hoca yani usta çırak ilişkisindeki ustamızdır yani onu derim. Hocam bir oyuncudan en iyi randımanı almak için sette ne yaparsın? Var mı taktiklerin? İki ilişki kurarım.
Yine yani, ilişki. Mesela evet ben hep yani benimle çalışan oyuncular böyle. Bizim birbirimizi ikna etmemiz lazım. Hı-hı. Benim seni değil. Senin de beni değil. Tabii. Birbirimizi yani. Yani hocam ya şunu yapmasan mı? Niye yapmasan mı? E çünkü şundan böyle böyle böyle. Beni ikna ettin mi? Tamam okey yani. Şeyi sormak istiyorum. Yani var mı öyle hani hayat öyle yaşar mısın bilmiyorum da hayallerin desek mesela. Mesleki olarak ileriye dönük planların. Ya spesifik bir şey yok. Şimdi benim yazdığım bir şey var. Hani biz şimdi dizici tırnak içinde olduğumuz için. Yani mesleğimiz bir yerden sonra sanat kısmından bir tık ayrıştırıp endüstriyel ve şey kısmına dönüyoruz ya. Hızlı üretim. Evet. Hızlı da tüketim de oluyor. Hani. Aynen öyle. Sanat kısmından bir tık şey oluyoruz. Aç kalıyoruz oraya. Bazı yerlere. Anladım. Elimizden geldiğince yapıyoruz ama şimdi oradaki açlığı doyurmak için bir tane bir şey yazıyorum. Yazıyorsun da aynı zamanda. Bağımsız bir şey çekeceğim. Ya yazın da öyle yazar değilim. 6 ayda 20 sahne ancak. Öyle yazıyorum yani. İyi sen 5 yıla falan çekersin. Aynen o açlığı doyurmak için öyle bir şey yapıyorum. Yani onu böyle bitirip çekip festivaller dolaşsın. Geçsin ya da hiçbir şey yapmasın. Benim çekmiş olduğum bir filmim olsun. O yani en büyük hayalim o. Güzel bir sorum var bence. Bence güzel. 18 yaşındaki kendinle karşılaştın. Ona ne tavsiye veririz? Biraz az diye lan dedim. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü ben 18 yaşında böyle polislik sınavına falan girmiştim. Annemin zoruyla. İpince bir adamdım yani. 1.80'e 85 kilo falan filinta gibi bir heriftim. Yani hep o zamana kadar hep şeydim yani. Sonra abi üniversite ben 145 kiloya çıkınca o zaman dedim ki yeme oğlum. Bir ilişki ayakta tutan en önemli şey nedir sence? Saygı. Deyince bir şey oldu. saygı geldi. Yani o S ile başlayan öbürü de çok önemli ama ondan daha da önemlisi bence saygı. Bu zaten sadece ikili ilişki yani şey sevgili ilişkisi değil yani. Arkadaş ilişkisinde de evet tabii, her şeyde tabii, de öyle ama yani da öbüründe gezer, de bak. Eğer saygı gittiyse geçmiş olsun. Zaten saygı duymaya başlıyorsun. Seviyorsun, aşk. Öyle bir sıralama ben buna inanıyorum. Ay güzel. Bu sıralamayı tutturuyorsan uzun ilişkinin sırrı bu. Ne diyorsun kanalına özel bizim sorularımız var. Hadi bakalım. Artık izleyenlerimiz az çok biliyor. Twitter'daki yargılar bunlar. Tamam. Uzun zamandır yıllar bu kodlarımız. Siz çekeceksiniz efendim. Siz sonra yorumlayacaksınız bunları. Açtım hemen. Birinin gidişiyle oluşan boşluk onun dönüşüyle artık dolmaz. Zira boşluğun biçimi değişmiştir artık. Çektiğin de. Tam da sorumuzun üstüne. Cuk ha şu mu? Birinin gidişiyle oluşan boşluk onun dönüşü. Aynı kişi dönüyor. Aynı kişi dönüyor evet. Evet tabii. Buna ben katılırım. Evet. Çünkü o gittikten sonra o boşluk ya daha da büyümüştür. O geldiğinde artık follofoş olmuştur. Evet. Olmuyordur yani. Buna katılıyorum. Evet, duygusu değişmişimize. Katılıyorum. Survivor çekiyoruz. Koray'ı burada. Tamam, bu arada, çekiyorum bir tane. Tamam lütfen. Sevgilisini Insta'da paylaşmayan ve sosyal medyada görmezden gelen erkek ya sevgilisinden utanıyordur ya da sevmiyordur. 2-3 senelik ilişkiyse doğru ama ilişkinin başlarıysa bazı şartlardan söylenmiyorsa yanlış. Doğru. Ama evet. Katılıyorum. Ben de sana katılıyorum. Bundan kaç tane yapacağız? Güzelmiş ya. Güzel istediğin kadar yap. En güzel. Öptü kalınlar. Evet abi. Büyük fotoğrafıma şey. Yorum atmayan arkadaşıma ben de yorum atmam. Doğum günümü kutlamayan arkadaşımın doğum gününü ben de kutlamam. Çok küçük detaylar ama çok şey anlatır. Daha iyi okumak lazım alt metinleri. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Yani o adam doğum günü kutlamayı sevmiyordur. Ya da kandil mesajı mıydı neydi? Doğum günüydü de kandil. Yani fotoğrafına yorumdu. Fotoğrafına yorum atmayı sevmiyordur. Ama o senin ondan daha az sevdiğini göstermez. O yüzden yanlış. Katılmıyorum. Evet. Güzelmiş. Bundan sonra böyle yapacağım. Format getirdin şu anda programı. Evet abi. Diyebiliyoruz mu ya? Tabii herhalde. Ben onu bunu da demeden sorsaydı. Irk gibi insanların güzel anıları olmayın. Ya olun bence. Olun. Seviyorsanız olun. Yani o an için çünkü zaten bok gibi olduğunu düşünseydin onun yanında olmazdın. Olmadı. O an için onun bok gibi olmadığını düşünmüyorsun. İkiniz de ağrın tadını yaşın. Kaybediyem. Doğru. Evet. Bitirelim mi iki tane? Son iki hadi mi? Son iki. Güzel ama yorumların da güzel. Sabah kadar çektirebilirim bunu. Karşılıklı sevgi ilişkinin temeli evet. Ama uzun ömürlü ilişkinin sırrı ortak mizahtır. Sadece mizah bir ilişkiyi asla kurtarmaz. Bizimle değilsin. Kurtarmaz. Neyse daha fazla detaya girmeyeceğim. Ayrıca karşılıklı sevgi ilişkinin temeli değil,
karşılıklı saygı ilişkinin temelidir. Oo. Yani karşılıklı ilişkinin temeli saygıya dayanır. Uzun ömürlü olması da o saygıyla beraber oluşan sevgiye dayanır. Vay, eyvallah. Bravo hocam. Güzel. İnanılmaz iyiydi. Oyuncu arkadaşlarımızdan rica ettik ve Duy Beni ekibinden oyuncu arkadaşlarımızın size bazı soruları oldu. Hadi bakalım. Şimdi sana onları okuyorum. Bakalım ne sormuşlar? Birinci soru Utku Coşkun'dan geliyor. Utku Coşkun demiş ki, Ali Hoca kaybolduğumuzda, korktuğumuzda hep yanımızda, bize sahip çıkan bir dost. Peki, Ali yalnız kaldığında kendisine bu kadar iyi davranıyor mu? Hayır Utku. Ses içeri çektiğimiz zaman. Hayır Utku. Hayır Utku. Evet, kendime karşı bazen acımasız olabiliyorum. Yani bazen kendimin o kadar yanında olamayabiliyorum. Yani ondansa başkalarına yanında olmayı, onlara dokunmayı daha çok seviyorum. Güzel soruymuş Utku bu arada. Evet, ben de Utku'yu sorusu için hem tebrik ediyorum hem de bir oyuncunun çalıştığı yönetmenle ilgili böyle bir hani sorunun içinde biraz şey de var. Tatlı evet, bir evet. Hep yanımızda olduğunu anlatan bir durum da var. O yüzden de sizi de ayrıca tebrik ediyorum hocam. Estağfurullah. Sena Gençtürk'ün sorusunu soruyorum. Sena diyor ki, bu projede Duy Beni'deki karakterlerden birini oynamak isteseydi hangisini oynamak isterdi? Bunu arkadaşlar da biliyorlar zaten. Hmm. Ama buna cevabım ne? Aziz. Aziz. Niye? Neden Aziz? Ya çünkü çok, yani en büyük değişimi yaşayanlardan biriydi. Bir de çok sınırları hiç olmayan karakter, birçok karakteri vardı ama en sınırları olmayan oydu yani. Yani bir oyuncu olarak keyifliydi. Burakcan kardeşime de selam olsun. Çok güzel bir performans gösterdi buradan. Güzeldi yani. Onu, ben oyuncu olsam ben de onu oynamak isterdim. Caner'den geliyor diğer soru. Caner demiş ki, çekim esnasında oyuncuları izlerken onların duygularını yaşayarak izliyorsunuz. Oyuncu da seni burada çözmüş, evet, izlemiş. Evet, biliyorlar ama evet. Onun çok muhabbeti. Evet. Diyor ki, Duy Beni de izlerken en keyif aldığınız oyuncu hangisiydi? Bu biraz en seni sıkıştırabilir bir soru gibi geldi bana ama. Ya aslında devam eden bir karakter gibi değil de sahne içinde anlar var. Hı-hı. Mesela hani Kanat'ın vardı. Yani hepsinin var aslında. Ya buna mesela bir karakterin böyle peşinden hepsinde çok zevk aldığım yoktu. Ama hani hiç benim üzerime oturmayacak şeyleri yapmak ya da onu böyle yaşıyor olmak tabii daha güzel oluyordu yani. Hamdi Alp'ten geliyor bir soru. Selçuk komiser gelsin. İmkan olsa ve bir hakkın daha olsa hangi sahneyi tekrar çekmek isterdin de ona daha çok zaman ayırmak isterdin? Efsane olan sahne. Öyle mi? Deniz sahnesini mi? Evet. Ne kadar zamanda çektiniz onu bu arada? 20 dakika falan herhalde. Zaten sahne 20 dakika falan. Yani. Girdiniz, çektiniz, bitirdiniz tekte. Prova? Prova yani yarım yamalak. Kameralı falan yapamadık zaten. Ancak konuşabildik sahneyi yani. En son sürprizimiz de şimdi ben bu işi tabii orada en çok tanıdığım yakın arkadaşım olduğu için Sümeyye'ye sordum bu soruları. O da arkadaşlara sordu sağ olsun. Kendi sorusunu görüntülü sormak istedi inatla. Ben de arayacağım, görüntülü konuşacağız dedi. Şimdi Adana'da uçağa İstanbul'dan bindi. Adana'ya inmiş olması gerekiyor. Şu an bir deniyorum. Hadi bakalım. İki sevdiğim insanla yan yana, ne güzel. Ya canım. Hadi bakalım. Şimdi senden önce 4 arkadaşın sorusunu sordum. Ondan sonra seni de arayacağız diye sonra bıraktım. Aynen. Düşündün mü bir? Var mı yönetmenine bir sorum? Şimdi Ali Hocam benim sınırlarımı ne kadar zorlayacağım aslında en iyi bilen insanlardan birisi ama zorlamayacağım tabii ki. Birkaç sorum var. Öncelikle şundan başlıyor. Duy Beni de çekerken ve sonrasında iş bittikten sonra ya bu sahne neydi, bu sahnenin enerjisi nasıldı böyle diye düşünüp en etkilendiğiniz sahne böyle bir iki tane de olabilir tabii ki. Onu merak ediyorum. Benim için en büyük şey kızların oradan başlayan o ikinci bölümün soyunma odası. Sizin de benim de hepimizin ne yaptık lan biz seviyesinde kendimizi açtığımız sahneydi diyorum. Evet, ben de kesinlikle bunu yani ediyorum. Bunu ya da, diyorum. Zaten Koray belki izlemiştir, izlemediyse hemen izlesin ama genel olarak bizim sahnelerimizin hepsi çok böyle duygu yüklü ve çok anlam yüklediğimiz sahneler oluyordu değil mi? Tabii ki. Çünkü derdimiz oluyordu ya her sahne özeline yani. Tabii ki izledim. Bir de az önce yine onu da konuştuk. Nacizane ne kadar da beğendiğimi. Yani en çok hani seni tanıyorum, diğerlerini tanımıyorum çok ama hepinizin yani inanılmaz güzel performanslarınızı da izledim. Nacizane çok da beğendiğimi de az önce dile getirdik efendim. Hepimizin hayatında Duy Beni ekibi olarak çok müthiş şeyler değişti. Yani biz bile bu değişimlere inanamıyoruz.
Ya gerçekten hayatımız değişti mi? Evet, gerçekten hayatımız değişti. Her manada. Her manada. Ben sizin hayatınızda en böyle spesifik neyin değiştiğini merak ediyorum. Biliyorsun aslında. Söyleyin de biz de bilelim hocam. Ne değişiklik? Bizim... Ya bence en büyük spesifik değişiklik 13 yıllık modadan Yeniköy'e taşınmam diye bilirim. Duymenin en büyük şeyi. Bir de bir şeylerin yapabilitesini görüp bir tık daha böyle özgüven diyebilirim bana kattığı şey. Sanki böyle şey yani gün görenden modaya taşınmış gibi hani böyle bir hayatın değişmiş yani alt tarafı modada yani anladın mı? Hayır ama yani. Oğlum sen de biliyorsun yani modadan en son taşınacak adam bendim doğru, yani. Doğru. Hani hayat öyle bir şey hazırladı ki bize yani bir şeyler. Evet. O şey öbür anlamda da bir tık daha bir şeyleri beceriyor olmanın vermiş olduğu özgüven diyebilirim yani. Sen ne zaman geliyorsun bu arada programı şeyini de yapayım. Masraflı birisiyim. Koray. Aşkım seni Vito ile falan aldırırız. Hiç sorun değil. Biliyorsun. Vito değil. Yani önümde beni tatmin edecek kuryemişim olsun. Ne bileyim. Ya biraz onlar, sohbetim olsun. Onlar sana kurban olsun. O zaman ya, sana zaman. Burayı benim koltuğu bunu yapıyorum sana. Çok öpüyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim canım benim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Haydi hoşça kal. Bay bay. Vallahi sağ olsun. Adana'da olduğu için evet. Hemen bir görüntülü gül yüzünü bize gösterdi. Benim sorularım da bitti. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğin için. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? İyi ki geldin. Eyvallah. Benim de iyi oldu. Uzun zaman sonra modaya gel. Aynen öyle. Hani ararken bir modaya geldim. İyi oldu. Vallahi güzel oldu. Sizi de görmüyordum ne zaman. Evet. Gazozu da evet. Belli ki göndüğüne arkadaşlar, göre. Arkadaşlar Reyhan çok iyiymiş. Ya gazoz olan. Ali Balcı bizleydi. Teşekkür ederim abi.